Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Medieval Engineers'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son yapacağımız şeyler vardı. Onun için tarla yapmak durumunda kalmıştık. Bak, bunlar bir tık büyümüş. Bunlar da büyür diye tahmin ediyorum. Çok uzun sürmez. O esnada biraz araç falan nasıl yapılıyor? Baktım internetten. Çözdüm. Bir video izledim. Adam bir tane çubuk koyuyor yere, tahta. Tahtanın üstüne aracı yapıyor. Ondan sonra tahtayı kırıyor, araç boşa çıkıyor. Bu kadar. Çok da zor bir şey değilmiş yani. Ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyordum zaten. Ne oldu lan? Ha, şey kırıldı, dur. Hocam şu bir tane daha bir torç yapabilirsek. Tamam. Şimdi biz hatta bak şu an akşam, şu an başlayasım yok aslında ama. Şu an aslında araca başlamak mantıklı ya. Şu an gece de sabah olmaya başlar diye tahmin ediyorum. Bayağıdır gece çünkü. Videoda şimdi birkaç bir şey daha öğrendim. Hatta kısaca anlatayım. Oyunda fast travel yapabiliyormuşuz direkt olarak. Bak. Şimdi çift tıklayınca böyle yaklaştırıyor. Tamam mı? Tekrar çift tık yaptığım zaman bak. Şimdi bir no diyeceğim. Çift tıkladığınızda, hatta çift tıklama gerek yok. Şöyle açayım. Fast travel'ın rotası bu. Yani bu rota içinde şuralara bir yerlere ışınlanabiliyorsunuz. Fast travel atabiliyorsunuz. Fakat mesela buraya fast travel atamıyorsun. Bir yerden bir yere fast travel atmanın da bir bedeli var. Bunun bedeli de yiyecek. Yiyecek de fast travel atıyorsunuz. Bu kadar basit. Şu yolun olduğu her yere fast travel atabiliyorsunuz ki haritanın her yerinde bu yol var zaten. Bak, şu çizgilerin hepsi o yollar işte. Buralara fast travel atabiliyorsunuz. Bizim olduğumuz kısım burası tabii ki. Neresiydi orası? Burası. Bak, şurada bir soru işareti var. Şunu merak etmiyor değilim. Ama tabii ki de gitmeyeceğim. Mesela bak, yol şuradan geçiyor. Şuraya fast travel atabiliyoruz. Evet, bunu da böyle bir kısaca göstereyim dedim. Şimdi araç yapmaya başlayalım. Öncelikle timber'ları bir alayım. Şimdi timber'ı elimize alalım. Timber dışında bir de şöyle bir şey yapacağım. Ya buradan yapamıyoruz onu. Bekle, şu timber'ı da şöyle bir normal timber olsun. Kaliteli şey için. Ama onu direkt üstüne yapacağız. Bekle. Şimdi tam ne dediğimi anlamadınız muhtemelen. Hocam şunu bir çevirebilir miyiz? Yalnız bunu bir... Heh, şöyle dikine. Ya da dur, bunu şöyle yapayım. Bunu bir sök. Bir tık daha kısa timber koyalım. Şöyle timber. Altı bizim işimizi görür gibi ya. Tamam. Şimdi bunun üzerine şey yapmayı düşünüyorum. Şu an amacım şu odun arabası yapacağım inşallah. Large stockpile stone değil. Lumber log, tamam. Ver bakayım şunu. Şimdi bunun üzerine bunu bir koymam lazım. Koyabileceğim mi hiçbir fikrim yok. Şöyle hoplasam. Hadi bakalım. Bunu bunun üstüne nasıl koyacağız? Crafting, dur bakayım. Crafting table'ın üstüne çıksam. Şuradan şöyle koymayı denesem. Üzerine konmuyor mu lan acaba bu? Aa, şöyle bir şey yapayım. Belki üzerine konmuyor olabilir. Altıdan şunu bir normal timber alayım. Şunun üzerine bak. Şöyle 1 2 3 4 5 yapalım. Gerçi 5'e sığmayabilir. Anan, yanlış yaptım. Şunu bir sök. Şöyle yaptığımı farz etsek. Bunun üzerine koyabilir miyiz hocam? Ben bunun üzerine bir çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Bunun üstüne koyması lazım normalde. Niye koymuyor? İlla bunu toprağa mı koyacağız ya? Yok canım, illa toprağa konmaz mı? Bilmem, belki toprağa konuyor olabilir sadece. Emin de değilim yani şu an. Net bir şey söyleyemeyeceğim. Mesela... Aa, evin içine falan böyle koyabiliyoruz da. Mesela direkt yere koyabiliyor muyum? Bak, yere konuyor. Şöyle. Bu şekilde konuyor. Şöyle bir şey yapsam. Mesela bekle. Dur, şunu bir sal.
Bak şimdi burada bir tane kare zemin kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blok. 10 tane timber koyacağım yan yana. Tamam mı? Aklıma fikir geldi. Kaç tane var burada? 3, 6, 7, 8. Ne oldu lan? Timber mı bitti? Galiba timber'ımız bitti. Evet. Neyse odunumuz var, önemli değil, yaparız. Ver bakayım bir tane. Şuradan bir timber. Şimdi en son kaçtı? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Şimdi bunun üzerine zemin koyacağım. Koyabilirsem inşallah. Ne oluyor şu an oyunu? Kayıt almış. Şimdi bunun üstüne. Hadi lan. Konmuyor ya. Konsa çok iyi olurdu. Ya da ben mi koyamıyorum diyeceğim. Yok, konmuyor. Ah be. Ulan çok da iyi planlamıştım ya. Peki şey yapsam, gelişmiş halini değil de şu dandik hali var ya, şu an bizde olan odun tutma şeyi, şu. Bunu koyabilir miyim? Bunu deneyelim. Belki bu konu. Ha, bunu kendimiz craftlamamız lazım. Bekle, şöyle bir şey yapacağım. Odunları ver. Şunu bir sök bakayım. Aa, bir şey diyeyim mi? Benim ilk önce bunu yapıp sonra söküp envanterimi almam lazım bu şekilde. Evet, benim böyle yapmam lazım. Ben o yüzden şey olmadı. Bekle dur. Şunu şuraya geri koyayım. Bekle, odunlar bir dursun elimde. Şimdi bak, buradan bunun kalitelisini yapıp, gerçi bak bunun kalitelisi öyle yapılmıyor işte. Neyse abi, şu olsun. İlla kalitelisi olacak diye bir şart yok. Bu olsun. Şu an deneme amaçlı yapıyorum zaten aracı. Abi bunu bir bekle. Şuradan bir merdiven alabilir miyim? Çevir şunu, şöyle bir koy. Ha, şunu şöyle kullanayım en azından da. Şimdi 7. Bunu böyle koysam kaç blok kapsadı lan bu? Yandan bir ufak da çıkıntısı oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam, burası doğru. Bunu tam içine koyarsam kaç olacak? 2, 4, 7 olacak. 7, 7, 14'lük bir şey yapabilir miyim? Yaparım. Niye yapamıyorum? 10 tane var. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah be, bir tane dur. Yapalım hemen. Timber. Yap bakayım. Bir tane daha koyacağız. Bunun dışında bir tane de şey lazım. Bundan lazım tekrar. Bu ne istiyor lan? 4 tane timber. Tamam, gitsin, o önemli değil. Araca 2 tane koyacağım bundan. Bir tane daha timber'ımızı koyduk. Tamam. Şimdi dur. 7 numara. Bekle. Bu niye ters lan? Ters duruyor oğlum bu. Ha, şöyle durması lazım. Araç ortalı mı peki lan? Bak, onu hiç kontrol etmedim. Bekle, önce ona bakayım da. Aa, ortalı değil. Bu blok ama, bir dakika. Yok, hiçbir şekilde ortalı olmayacak. Aa, timber'ı bir blok kısa yaparsam ortalarım. Timber'ı bir blok daha kısa yaparsam harbiden ortalarım. Sök. Hepsini sökeceğiz. Bak, aradan bir tane fazla söktüm herhalde. Lan nereye gidiyorsun? Oo. Aldım, tamam. Aradan bir tane atlayarak söktüm, direkt aşağı düştü. Bak mesela, test etme amaçlı. Bir tek bu bağlı bu direğe. Bunu kırınca şunlar düşerse olacak demektir. Evet.
Hocam şunu da alabilir miyim? Bu ne oldu? Paklandı mı bu? Hah. Şunu da alayım. Şimdi Timber'ın bir kısa hali. Timber 9. Tamam. Bunu buraya bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç taneydi lan? 14 olacaktı. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7. Şuradan dur bakalım şimdi. Tam şöyle koydum. Bak mis. Sıfıra sıfır oturdu. Hemen yanına öbürünü de koyalım. Çevir şunu. Şu şekil. Bak mis gibi oldu. Mis ya. Arabaya iyi. Tamam şimdi. Teker kısmı. Ben o parçaları galiba eve bıraktım. Bu arada şuraya bir bakalım tarlaya. Daha bir şeyler büyümemiş. Tamam. Şimdi hocam. Oyun bir kastı yine bir save alacak. Heh. Dur. Şuradan. Bak tekeri ver. Şunu ver. Tamam şimdilik sadece bunlar lazım. Şunu şöyle alalım. Bunu böyle alalım. Şimdi 7 numara. Bak şimdi. Kaçtı bu? 14'tü. Birini buraya koyayım. Ama bekle bak. One-sided. Bana şundan lazım. Adam evet bundan koyuyordu. Bu şekilde. Tek taraflısını koyuyordu. Muhtemelen çünkü şöyle bir şey oluyor. İki taraflı koyduğumda bu arada tekerler arasında çok da bir mesafe yok. Güzel. Şunu hemen bir çevirelim. Muhtemelen iki taraflı koyduğumuz zaman şu dönme şeyi tam olmayacak. Şimdi 8 numaradan bekle. Önce şunu bir sök. Bize engel çıkarmasın. Oğlum 8 numarada değil mi teker? Evet, 8 deyip 6'ya basan ben. Bu da bu şekilde olacak. Bak tam bağlanmış olması lazım şu an. Yanlışım yoksa. İnşallah. Şu an aracımız hazır. Ama aracı indirirsem olacak olan şey şu. Araç düşünce kendisi gidiyor. Oyunda fizik olduğu için. Bak bu arazi eğimli, kendisi gider araç. Aracın gitmemesi için bak adam şöyle yapıyor. Şuradan göstereceğim maalesef parçalarını şu an öğrenmediğimiz için. Bak neredeydi o? Dur burası değil, burası değil. Bekle. Militareden. Şu. Bak. Makarayı alıyor, tamam mı? Bir de şu lazım. Asıl önemli şey şu. Buna ip bağlanıyor, tamam mı? Bu böyle delikte bir şey. Buna ip geçirebiliyorsunuz. Adam buna ip geçiriyor. Kendisi aracı istediği yere çekiyor. Bir de bunu koyuyor. Bu da makara. Makaraya aracın ipini bağladığı zaman tutuyor makara aracı. Araç kendi kendine gitmiyor bir yerlere. Yani Minecraft'ta atı kayışla çite bağlamışsınız gibi düşünün. Aynı mantık. Aşağı yukarı bir tık daha farklı sadece. Ulan acaba bir salıp test etsem mi lan? Dur bakayım. Ya şöyle bir sıkıntı var. Aracı yere indirirsem bir daha kaldıramayacağım. Komple sökmem lazım. Neyse sök. Aha vallahi düştü lan. Bak bak gidiyor gidiyor bak. Harbiden yaptık ha. Vay be. Araç gibi araç. Bu arada bunu illa çekmenize gerek yok bir şeyle. Bak şöyle de yapabiliyorsunuz. Baya böyle ittirince gidiyor. Böyle yandan ittirince yön falan veriyorsunuz. Aslanım benim be. Allah yaptık aracı ha. Çok iyi. Buna işte şey yapacağız şimdi. Şurasına tam orta kısmına bir yerine kanca koyacağız. O kancayı iple bağlayıp kendimiz çekeceğiz. Bunun olayı bu. Zaten oyunda motor diye bir şey yok. Yani araca böyle binip gidemeyiz. Öyle bir şey yok oyunda. İşte bunun amacı da şu. Odun toplarken envanterimin de belli bir şeyi var ya.
Odunların da tanesi bir tane yer kaplıyor. Hatta bak şuradan şu odunları bir atayım içine dursun. Şimdi bak burada bir tanesi 7, 8 birim. 16 tane odun taşıyabileceğiz bu araçta. Bu aracın olayı bu 16 tane araçta şey araç diyorum. 16 tane şeyi taşıyabileceğiz odun. 16 tane odunu kendi envanterimde tutmaya çalışsam tutarım normalde. Ama başka şeyler de olur. Bunu şu yüzden yaptım. Bunu bağlayacağım abi belime. Tamam mı? Yardıracağım ormana ben. İşte ne lazımsa atıyorum taş lazımsa taş arayacağım. Efendime söyleyeyim. Kapır lazımsa taş falan lazımsa onları toplayacağım. Toprak kil lazımsa onları toplayacağım. Bir yandan ağaç da keseceğim. İşte ağaç kestiğimde envanterimde yer kaplamayacağı için kütükler. Geriye kalan işte killi, topraklı, cartlı, cürtlü onları envanterimde taşıyabileceğim. Evet. Kısaca amacım buydu. Siz niye büyümediniz oğlum ya? Çok mu yakın ektik acaba? Yo. Buğdaylar büyüdü bak. Gerçi oyundaki her şeyin büyüme hızı aynı olmayabilir. De çok uzun sürmez onlar da büyür. En kötü ihtimal video dışı beklerim büyümelerini. Bu bölüm büyümezlerse. Ki muhtemelen büyümeyecekler. Oğlum harbi güzel oldu lan. Baksana bayağı araç yaptık yani. Odun arabası. Şu an her şey bizim hayal gücümüze bağlı. Geriye kalan her şeyi kendimiz yapabiliriz. Bak ipte şu. Normal basic ip yapıyorsun bir tane. Basic iple direkt şey yapıyorsun. Nedir onun adı? Bağlıyorsun, çekiyorsun istediğin yere. Olay on. Şimdi Milter'de. Buradan başka ne yapılabilir? Bak şu var mesela. Rope Relay diyor. Bir tane kol. Bunu ipe bağlıyorsun. Tam mancınık için bu da. Videoda gördüm. Mancınık için adam yapıyor her şeyi. Bağlıyor mancına, tamam mı? Makara var. Makarayı döndürüyor. Çekiyor şeyi, ipi geriye. Bu arada bu makarayı döndürmek için şundan lazım bu aparattan. Hani crank well diyor bak şey zaten çevirmek için şu makarayı. Makarayı çeviriyor. Mancının kafasını geriyor. Şu an fareyle anlatacağım. Kamera olsa daha rahat anlatırdım da neyse. İpi de buna bağlıyor. Tuşa bir basıyor, bir anda fırlıyor mancınık. Olayı bu. Mancınık da o şekilde yapılıyor yani. Bu ne? Bak bu da ağırlık mesela. Muhtemelen mancına konması gerekiyor bunun. Yoksa o mancınık şeyi fırlattığı zaman hızlıca kafası kalkıyor ya. Mancınık komple uçup gidebilir. Ağırlık olmazsa. Bak çelik şeyler falan. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Katapult bucket. Bak şey bu işte. Katapultun taş koyma yeri. Ekonomide ne vardı? Kitaplık var. Bilmem ne table var. Bunlar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Allah. Terakota dediği şey. Fayans, yok fayans değil. Fayans ya da beton olması lazım. Veya çanak çömlek işte onlar. Delik housing. Aslında bak bunu öğrenebiliriz lan. Bak burada daha değişik. Bak bunlar da bak harvester, seeder. Şey bunlar da. Nedir onun adı? Bu işte araç yapıp bunlarla tarla veya yapıp veya bir şeyler ekip toplayabiliyorsunuz. Burada ne var? Bak burada da bu var. Bunları zaten yapıyoruz şu an. Şu delik house görevini de aç. Başlat onda. O delik house görevini dur bakayım. Şuradan. Delik house. Ne istiyor? 28 tane plank, 2 tane timber, 4 tane çubuk. Plank yapalım hemen. Gerçi dur birazcık vardı. Nerede o? Plank ver. Bunlar round timber. Plank. Kaç tane? 28 tane istiyordu. Şöyle tam 8 tane var bizde. 20 tane yapılsın. Geriye 3 tane de timber kalıyor. Tamam. Sonra
Plank wall. Tamam. Yani iki tane koy diyor. Ne koyacağımızı biz seçeceğiz. Plank wall koyalım mesela iki tane. Şuradan aç. Plank wall. Şu. Ver bunu. Bu ikisini yapacağız. Bak bunun canı 800. Bunun canı kaç? E bunun canı da 800 oğlum. Ben bunu niye yapayım ki o zaman? Bunu da yaptık. Small stairs açıldı dedi. Ne yapacağız? Bir tane small stairs koyup inşa edeceğiz. Yapalım. Hep tuşları karıştırıyorum. Bir sürü tuş var. Small stairs. Ver bakalım. Bu mu lan small? Pek de small değil bu ya. Anan yanlış tuş. Tamam. Wall walks. Wall walks. Duvarda nasıl lan? Aa, bir dakika. Şey galiba. Hani duvarın böyle nasıl söyleyeyim? Kalelerde oluyor ya, surun iç tarafında yürümek için. Surun üstünde daha doğrusu. İçi demeyeyim de. Surun üstünde yürümek için şurada bir çıkıntı oluyor ya şöyle. Burada yürüyor adamlar. Onun gibi bir şey yaptırıyor herhalde. Ne lazımdı lan? Wall walk ne gidiyordu o? Dur. Wall walk. Aha bu. Ver bakayım. Ana harbiden olan. Bak şöyle işte sur yapmak. Ulan bir şey söyleyeyim mi? Oyunda çok güzel şeyler yapılır ha. Şimdi ne yapıyoruz? 6 tane plank, bir çubuk, 3 timber. 6 plank, 3 timber. Sen şunu plank yap. Bu timberlar dönüşüyor mu lan plank'e? Bunlar dönüşmüyordu galiba. Yok. Roundwood timberlar hiçbir işe yaramıyor ya. Bunu at. Bekle, odun lazım. Ver bir tane. Şuradan bir timber yap. Bir de plank yap. Wooden roof. Wooden roof mu yapacağız? Evet. Wooden roof. Ver bakalım. Çatımızı da şöyle şuraya koyalım. Rastgele koyup geçiyorum bu arada. Hepsini sökeceğim zaten sonra. Maksat görevi bitirelim. Evet, görevi de bitirdik. Sök. Hepsini sökme zamanı. Dur önce şunu sökelim de. Şunu sök lan. Heh. Tamam. Bütün parçaları da geriye aldık. O görev aradan çıktı demişim. Tamam, onu da bitirdik. Tamam, şu an tek derdimiz şeyi bekliyoruz ya. Şu straw'ların, şunların büyümesini bekliyoruz şu an. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.